4 yıl oldu bu işten meşgulüz. Film gayet başarılı. Vallahi harika bir film olmuş, çok içli bir film olmuş. Muazzam resimleri var, çok gerçek film. Film yapma kararı verince İsmail Hakkı'yı aradım. Bu işi gerçekten iyi bilen birilerini önermesini istedim. Onlardan biri de Ayda Begiç'ti. Davet etti, geldi. Sadece yetim dedik. Yetime odaklı böyle bir film yapmak istiyoruz. Ve geliri de tamamıyla yetime gidecek şekilde teklifimiz oldu. O da memnuniyetle kabul etti. Umuyorum inşallah hem mültecilere hem yetim çocuklara bundan sonra insanlar daha duyarlı olur. Aslında Beşir Derneği'nin ve gönüllülerinin bu şekilde böyle bir projeye imza atmalarının temel sebebi şudur. Ülkemizde yaşayan sadece Suriyeli değil, çok farklı ülkelerden, çok farklı ırklardan, çok farklı kavimlerden, çok farklı dinlerden gelip ülkemize sığınmış olan insanların aslında dramını gözler önüne sermeye çalıştık. Şimdi sanıyorum bu film izleyen salonda ya da başka salonlarda izleyen pek çok seyirci mülteci çocuklarla eskisine göre daha empati kurmuş olarak daha yakından ilgilenecek. Filmin, sanatın zaten böyle bir görevi var. Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi ve bunun içerisinde çok güzel, anlamlı, duygu yüklü mesajlar var. Onlarla ilgili bizim neler yapmamız gerektiğini, yapmadıklarımızın sonuçlarının ne olduğunu, yaparsak neleri düzeltebileceğimizi görüyorsun. Sadece ismi değişiyor esasında savaşların. Filmden aldığımız mesele de biraz o. Daha doğrusu Ayda Begiç'in varlığından, filmografisinden aldığımız mesele de o. Çok geç kalmış sayılmayız. Bu film belki de bir farkındalık oluşturacak toplumda. Umut ediyorum ki öyle olacak. Umut ediyorum ki izleyici kitlesi çok geniş olur. Ben başından beri zaten sevgili Ayda Begiç'le de ilk görüştüğümüzde aynı duygulardaydım. Çok istedim bu yapımın içinde olmayı. Ve çok güzel bir iş çıktı. Çünkü inanılmaz büyük bir samimiyet filmi bu. Ve filme de çok yansıdı. Bütün oyuncu arkadaşlar olsun, yapımcılar olsun, yönetmeni olsun, herkes çok özveriyle davrandı. Çok güzel bir iş çıktı. Burada Bırakma Beni filminin şöyle bir özelliği var. Tek bir proje, yani devamı yok. İşte yahut işte bu bir yapım şirketinin bir ürünü değil, başka projeler için bir ön ayak olmuyor. Tek bir proje ve bütün gelirini yetimlere veriyor ve bilinçlendirme açısından, bir sosyal davranış oluşturma açısından yapıyor. Bu açıdan çok çok önemli yani. Proje bana ilk anlatıldığında ben ağlamaya başladım. Çünkü Bosna Hersek'te ciddi bir savaştan çıkmıştı. Bu acıları yaşamışlardı. Yaşayan insan benim karşımdaydı. Çok heyecanlandım, çok duygulandım ve kabul ettim hemen. Bu sosyal hadiseyi, dünyayı etkileyebilecek sosyal hadiseyi aslında romanlarla, birçok filmle anlatmak gerekiyordu ama dünya maalesef sessiz ve sağır. Bu anlatılması gereken meseleyi Beşir Derneği'nin yapımcılarının üstlenmesi büyük bir olay olarak görüyorum ben. Bazen bizler İnsani Yardım Kuruluşu, Sivil Toplum Kuruluşu çalışanları, yöneticileri olarak raporlar yazıyoruz, mektuplar yazıyoruz vesaire ama tek bir Aylan Kürdi'nin tek bir kare fotoğrafı bütün dünyayı harekete geçirmeye yetiyor. Onun için bunları ben çok önemsiyorum. Hem Bırakma Beni filminin hem Ayda Hanım'ın vizöründen ve profesyonel bir oyuncu olmaksızın aslında herkesin kendi hikayesini anlattığı bu filmin bu etkiyi inşallah yaratabileceğini düşünüyorum. Bu sosyal sorumluluğu destekleyen, her zaman bir sanat yapımını desteklemek kolay değildir. Hele bir sivil toplum kuruluşu için bu bir risktir ama Beşir Derneği'ni ben bu anlamda tebrik ediyorum. Bu riski alarak bu anlamda paradigmayı da biraz değiştirdi. Bizim de önümüzü açmış oldu. Dolayısıyla bu savunuculuk gerçekten yapmış olduğumuz hak temelli, koruma temelli çalışmalarımızın bir parçası. Tebrik ediyorum, ümit ediyorum. Vizyonda da gereken teveccühü görecektir.
yani yetim kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla ilgili böyle bir duyarlılık yaratıldığı için vallahi ben çok beğendim, çok gurur duydum. Vallahi ben yarışma sahnesi de çok kötü oldum. Yani film zaten oraya kadar taşıyor kendini ama yarışma sahnesinde bir de küçük oyuncu arkadaşlar çok iyi oynamışlar ya. Bir de eğitim almadıklarını düşününce yarışma sahnesi bence seyirciyi biraz etkileyecek gibime geliyor. Siyasete, politikaya hiç dokunmadan özellikle Türkiye'nin Suriyelilere yapmış oldukları desteği de ortaya çıkaran ve bu çocukların ne kadar büyük acılar çekerek buraya geldiklerini anlatabilmiş. Bunu sessizce başarmış bir film. Tabii sinemada kamerayı kullanmanın bin bir çeşit yolu var. Kamerayla meseleleri anlatmanın, meselelere dokunmanın bin bir çeşit yolu var. Burada kamera çok anlamlı, çok dikkatli kullanılmış. Sinema genellikle duyguya, sömürüye, şiddete başvuran bir araç çoğunlukla. Ama burada hiçbir şey abartılmadan yerli yerinde ve bize şöyle de diyor. Ey dünya akıp gidiyorsun, ey insanlar yaşayıp gidiyorsunuz ama başka bir hayatta var, akan başka bir gece var. O taş sokaklar arasında akan başka bir hayat var. Durun ve bu hayatlara da bir bakının. 7 yıldır Türkiye milyonlarca Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor. 7 yıldır Türkiye tarih yazıyor bu konuda. Muhacir ensar ne demek meselesinin bu çağda yaşanan hali şu anda Türkiye. Ve bugüne kadar yani ne diyeceğiz, Suriyelilere mülteci diyeceğiz. Ne demek iltica eden demek, yani haklarından vazgeçen. Şimdi birine bir şey söylediğinizde ona nispetle kendinize de bir şey söylüyordunuz ya. Mesela ne diyelim Suriyeli'ye, mülteci diyelim demeyelim. Niye? Ya iltica eden, yani sen hak veren oluyorsun. Yanlış. Sığınmacı diyelim. Ya haşa, sığınmacı da denmez. Niye? Ya kul kula sığınır mı? Kul Allah'a sığınır yani. Niye sığınmacı olsunlar? Allah Allah, ne diyelim o zaman? İşte ensar diyelim, muhacir diyelim. Çünkü muhacir, hicret eden, onlar muhacir. Ona muhacir dedik mi biz ne oluyoruz? Ensar oluyoruz. Bunu oturtmaya çalışıyorduk. 7 yıldır bunun bu çağda inşasını yapıyor Türkiye. Hem siyasi iradesiyle, hem milletiyle, her şeyle. Bir şey eksikti. Ya 7 yıldır sen dünyada tarih yazıyorsun. Bunun bir tane filmi olmaz mı be arkadaş? Bunun bir romanı olmaz mı? Bunun bir hikayesi olmaz mı? Bunun bir şiiri olmaz mı? Bu tarihe kaydedilmez mi? Dediğimiz bir anda çıktı Bırakma Beni. Türkiye'nin 7 yıldır bu çağın ensarlık destanını yazan bir ülkenin ilk sinema filmi. Bu bir kapı açmak oldu. Muhtemelen başka insanlar, yapımcılar, yönetmenler, senaristler, hatta belki başka ülkeler bunu görecekler, diyecekler evet bu işaret edilen bir önemli bir nokta ve devam etmeli. Ajitasyona kaçmadan, onların günlük hayatlarını vererek, hatalarıyla, kusurlarıyla, tüm masumluklarıyla etrafımızda gördüğümüz zaman onların hayatlarının farkına varmadığım insanlar hayatlarını sinemaya, perdeye getirdiler. Ayda Begiç hakikaten çok güzel bir işe imza atmış. Uluslararası ortak güzel bir proje. Ben herkese teşekkür ederim. Muhteşem bir film. Herkes görmeli. Evet, ben 3 senedir bekliyordum. Bu filmin en başından bu zamana kadarki heyecanına tanık oldum. Ve bu akşam da bu kadar emeğin karşılığının alındığını görünce hakikaten hem heyecanlandım, hem onur duydum, hem duygulandım. Bütün duyguları bir arada yaşadım. Zaten filmden ziyade hayatın gerçeklerini izledik. Bizim her gün aramızda dolaşmakta olan, hayatımızın bir parçası olmuş olan kardeşlerimizi izledik. Hicret etmiş ülkemize muhacir kardeşlerimizi izledik. Ensarlar olarak inşallah öyledir ki onlara mülteciden ziyade bizler muhacir demeyi tercih ediyoruz ki inşallah bizler de o ensarlardan oluruz inşallah. Bence maksat hasıl oldu. İnşallah güzel yerlere varacak. Yani niyet iyi olunca maksat da hasıl olur inşallah. Sedire El Abd. Burada. İsa Demrahi. Öğretmenim, onun annesi öldü ya. Suriyeliler için ölüm normal olmuş. Neden okula gitmediniz Bakir? Borç borçtur İsa. Dua teyze, Ahmet kayboldu. Bugün bize polis geldi. Ya yardım!
Beni rahat bırak. Çık buradan. Bugünün sloganı neydi? Biz Suriye'nin geleceğiyiz.